Ya değişen ne oldu? Bu süreç içinde sadece ailelerin ve avukatların desteği oldu. Onun dışında herhangi bir destek ya da herhangi bir çaba olmadı. 9 Temmuz'da adalet görüşünün son günüydü. 10 Temmuz'da da Ankara Gar Katliamı'nın mahkemesi vardı. Adalet arayanlarla adalet aramayanlar arasındaki farkı zaten orada görebiliriz. 9 Temmuz'da on binlerce hatta yüz binlerce yani sanırsam 10 milyon insan katılmıştı adalet görüşüne. Düşün yani orada %1'lik bir katılım olsaydı o dönem peki de hem dava sonuçlanmıştı. Yani dava nasıl sonuçlanmıştı? Kalabalık ne kadar kalabalık olsa o kadar ses getirir ama maalesef ki bu parti olsun, siyasi sendikalar olsun, siyasi partiler olsun onlara verdikleri desteği 10 Ekim'e vermediler. Kısacası orada söylediğim tek şey adalet görüşüne verdiğiniz desteği adalet arayanlara vermediniz. Buraya da gelmeniz boş ne yani. Mahkemenin şu andaki durumu biliyorsunuz Covid var, Covid'den dolayı haberi erteliyorlar. Sadece orada yani çekirdek diyelim ya da az da olsa yani anlayacağınız gerçek şeyler ortada yok yani. Ufak kişiler yargılanıyor. Önemli bak hatta şeyde başbakan ne, o zamanki başbakan ne dedi dedik oylarımız arttı. Bu tür insanların yargılanması gerekirken sonuç ortada yani. Ya mahkeme sadece birkaç ufak kişinin birkaç ufak kişinin üzerine yükleyecekler. Nasıl söyleyeyim yani cahil kesilmediğim örümcek kafalı onlar birkaç kişinin üzerine yıkacaklar. Mahkeme sonuçlanacak yani. Yani gerçek bu işi yapanlar yargılanmayacak yani. Nasıl biz burada elimizi kolumuzu sallıyorsak onlar da bu şekilde kolumuzu sallayarak gezecekler. Herhangi bir siyasi oluşumdan o günden bu yana kadar yani A'sından Z'sine kadar en ufak bir destek görmedik yani. Bu süreçte dediğim gibi olumlu da olsa, olumlu olacağı pek düşünmüyorum. Olumsuz da olsa bunların destek vermemelerinden dolayıdır. 9 Temmuz'daki desteği nasıl, adalet yürüyüşüne verdiğiniz desteği nasıl verdiyseniz bunlara da verin. Ne siyasi partiler olsun, ne de sendikalar olsun. Hiçbiri elini taşın altına atmadılar.